Bir kromozoma baksaydık çok yoğun olarak birbirine sarılı kromatinlerden oluştuğunu görürdük. Kromatini daha fazla bölseydik histon denilen proteinlere sarılmış muazzam miktarda DNA'dan oluştuğunu görürdük arkadaşlar. DNA dediğimiz şey genetik bilgimizi depolar. DNA'yı anne babamızdan alır ve çocuklarımıza aktarırız ve DNA bütün canlı organizmaların kimliğini belirler. Şimdi size ilginç bir bilgi vereyim. Bir insan hücresinde bulunan DNA'yı alıp uzatsaydık yaklaşık 2 metreye karşılık gelirdi. Bu küçük bir hücrenin içine sığamayacak kadar uzun gibi, öyle değil mi? Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Histon diye bahsettiğim proteinler sayesinde. Bunlar DNA'nın çok sıkı bir sarmal oluşturmasını ve çok yoğun biçimli olmasını sağlıyor. Diğer bir ilginç bilgi de şu. Bir insanın vücudundaki tüm DNA'ları alsak ve bir araya getirip ölçsek yaklaşık 100 trilyon metre ederdi. Bu müthiş bir sayı. Hatta bu kadar metre uzunlukla Ekvator'un etrafında 2,5 milyon kere dolaşılabilir. Uzun lafın kısası hücrelerimizde çok büyük miktarda DNA barınıyor diyebiliriz. Şimdi temel olarak bütün canlı organizmaların kimliğini belirleyen bu çok önemli molekülün yapısı hakkında biraz konuşalım. DNA 3 bileşenden oluşur. Birincisi deoksiriboz olarak bilinen şeker. Normalde riboz şekeri olsa burada fazladan bir oksijen atomu daha olacaktı. Ancak deoksiribozda bu atom yok. Deoksiribozdaki karbonlar sayıdan sonra gelen küçük kesme işaretiyle gösterilir. Mesela şu karbon kesme işaretli 1, şu 2, şu 3, şu 4 ve şu da 5. Belki bu kesme işaretlerine neden ihtiyaç duyulduğunu merak ediyorsunuzdur. Çünkü bu moleküldeki karbonlarla deoksiribozlardaki karbonları ayırt etmeye çalışıyoruz. Bir şekilde bu moleküldeki karbonlar öncelikli hale gelmiş ve kesme işareti olmadan sadece 1, 2, 3, 4, 5 olarak anılmış. Deoksiribozdaki karbonlar ise yanlarında kesme işareti olacak şekilde verilmiş. Evet, deoksiribozu hallettik. DNA'daki bir sonraki molekül nitrojen bazıdır. Burada baktığımız nitrojen bazı aslında adenin arkadaşlar. Aynı zamanda adenozin trifosfat yani ATP molekülünün de adenine sahip olduğunu duymuşsunuzdur. Evet. DNA'nın içerisinde bulabileceğimiz 4 farklı nitrojen bazı vardır. Baktığımız yere 1 saniyeliğini ara verelim ve şu 4 nitrojen bazına önce bir bakalım. Buradaki adenin yani az önce gördüğümüz baz Hemen yanındaki de ona çok benzeyen guanin. Adeninin ve guaninin ikisinin de çift halkalı yapıda olduğunu görebilirsiniz. Sol tarafta 6 köşeli halka varken sağ tarafta 5 köşeli halka var. İçlerinde ikişer tane nitrojen olduğu için bunlar nitrojen bazı olarak adlandırılırlar. Adenin ve guaninler pürin olarak bilinir. Evet, çift halkalı bazlara biz pürin diyoruz. Diğer iki bazımız ise timin ve hemen yanında ona çok benzeyen sitozin. Timin ve sitozinin tek halkalı yapıda olduğunu görebilirsiniz. Altı taraflı yalnızca bir tane halkaları var ve bunlar pirimidin olarak bilinirler. Tekrarlayacak olursak, pürinler adenin ve guanin, pirimidinler ise timin ve sitozindir. Pürin ve pirimidinler her zaman bu şekilde birbiriyle eşleşirler. Adenin her zaman timinle, Guanin'de her zaman sitozinle eşleşir. Tabii eğer bir sorun, bir problem yoksa... Şimdi, moleküllerin birbiriyle nasıl eşleştiğine bir bakalım. İşte ufak bir şema. Nitrojen bazlarını bir arada tutan bağlar hidrojen bağlarıdır. Hemen bunu yazalım. Evet, hidrojen bağı, hidrojenin oldukça elektronegatif şu atomların üçünden birine, yani flor, oksijen, veya nitrojene bağlandığı moleküllerde bulunur. Bu arada hatırlarsanız elektronegatif elektronları seven ve kendine çeken anlamına geliyordu. Bunun gibi moleküllerde flor, oksijen veya nitrojenin elektron ilgisi fazla olduğundan negatif yük kazanırlar. Böylece hidrojenler elektron yoğunluğundan mahrum kalır ve pozitif yükle yüklenir. Daha sonra moleküller kendilerini pozitif ve negatif tarafların birbirine doğru çekildiği yönlere doğru yöneltir. Moleküller için açıkladığım şeyin nasıl gerçekleştiğine bir bakalım beraber. Önce timin ve adenine bakalım. Burada oksijenimiz var ve her halükarda negatif olacak. Çünkü çift bağdaki karbonlardan elektron çekiyor. Hidrojenler ise her halükarda pozitif olacak çünkü yanlarındaki nitrojen elektronları çekiyor. Onların yanlarındaki nitrojen onların elektronlarını çekiyor. İşte bu yüzden aradaki bu hidrojen bağı oluşuyor. Bu pozitif hidrojenle diğer taraf arasında da başka hidrojen bağımız var. Bu arada burası pozitif çünkü buradaki nitrojen çok elektronegatif ve bütün elektronları alıyor. Etrafındaki karbonların elektronlarını aldığından dolayı burada da negatif nitrojenimiz var. Böylece timin ve adenin arasında iki hidrojen bağı oluşacak. Ancak sitozin ve guanine baktığımızda üç hidrojen bağı görüyoruz. Sitozin ve guanin birbirine timin ve adeninden biraz daha güçlü bir şekilde bağlı. Bunu görebiliyoruz değil mi? Peki bunun sonuçları sizce ne olur? Evet neyimiz var? İki çift DNA. DNA çift sarmallı bir moleküldür ve hidrojen bazları birbiriyle eşleşir. Bu DNA'yı A ve bu DNA'yı da B olarak adlandıralım. Tamam mı? Diyelim ki A'da yüksek miktarda adenin ve timin bulunuyor. Bunların çoğu adenin ve timin. Buraya A ve T'leri çizeyim. Evet işte böyle. Diyelim ki DNA'nın büyük bir kısmı böyle görünüyor. Şimdi gelelim B'ye. B'nin çok çok yüksek sayıda sitozin ve guanin'i olsun. C ve G'yi yazıyorum buraya ve yine DNA'nın çoğu böyle görünüyor diyelim. Sizce hangi DNA'yı kırmak daha zor? Yani kırmaktan kastım bunun gibi nitrojen bağları arasındaki bağları kırmak ve iki ayrı zincir oluşturmak. Buna denatürasyon deniliyor. Denatürasyon. Evet. Bu tanıma göre sizce DNA'ların hangisi daha zor kırılır? A mı B mi? Sitozin ve guanin arasında 3 hidrojen bağı olduğunu az önce açıkladık. Bu yüzden B'yi kırmak daha zor olur. Çünkü B'de daha fazla sitozin ve guanin var. DNA'yı denatüre etmenin bir yolu sıcaklığı arttırmaktır. Bu DNA'yı kırmanın bir yolu. DNA B'yi kırmak DNA A'yı kırmaktan daha yüksek bir sıcaklıkta olacaktır. Kısacası timin ve adeninin iki hidrojen bağı olması ancak sitozin ve guaninin üç tane bağı olması DNA'ları kırma zorluğundaki farklılığı bize açıklıyor. Peki DNA'yı oluşturan nitrojen bazlarını gördük. Şimdi de DNA'mızı ve içindeki çeşitli bileşenleri görelim isterseniz. İlk bileşenin deoksiriboz olduğunu söylemiştik. Az önce de yani ikinci sıradaki nitrojen bazlarını görmüş olduk az önce de. Şimdi DNA'daki üçüncü bileşeni görelim beraber. O da arkadaşlar fosfat grubu. Aslında burada çizdiğim şey bir trifosfat. Burada 3 fosfat bir arada. Ben de bunu bir trifosfat olarak çizdim. Çünkü trifosfat ile başlıyoruz ama en sonunda fosfatların ikisi kopuyor. Yalnızca bir fosfat grubu kalıyor. Yani 3 ile başlıyoruz ikisi kopuyor bir fosfat grubu kalıyor. Konuyu burada bitiriyoruz ve umarım nükleik asit yapısı hakkında size artık daha çok şey anlatabilmişizdir ve böylece daha çok şey biliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.